Merhaba arkadaşlar. Matematik dersimizde bugün köklü sayılar konusunu göreceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Eksi 4'ün karesi kök içinde. 3. dereceden kök eksi 3'ün 3. kuvveti artı 4. dereceden kök eksi 2'nin 4. kuvveti işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle sorumuzu tahtamıza alalım. Üçüncü dereceden kök, eksi 3'ün 3. kuvveti, 2'nin 4. kuvveti. Arkadaşlar bunları konu anlatımında zaten görmüştünüz. Eğer çift dereceden kök olursa biz bunu mutlak değerce çıkartıyorduk. Tek dereceden olduğu zaman aynı şekilde dışarıya çıkartıyorduk kök dışına. O halde eksi 4 artı eksi 3 artı yine eksi 2'yi ne yapacağız? Mutlak değerce çıkaracağız. Mutlak değer dışına artı çıktı. Artı eksi yan yana geldi. Eksi 3 yine artı diye çıktı. 4, 2 daha 6, 3 çıkarttık. O halde sonucu 3 olarak bulacağız. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacak. A küçüktür 0, o da küçük B olmak üzere. 3. dereceden kök eksi A üzeri 3 artı 4. dereceden kök eksi a üzeri 4 artı karekök eksi b'nin karesi ifadesi hangisine eşittir? Şimdi burada verilen koşula tabii ki dikkat edeceğiz. Yine çift dereceden kökleri mutlak değerce çıkartacağız ama a sıfırdan küçük olduğuna göre mutlak değer dışına da nasıl çıkacaktır? Eksi olarak çıkacaktır. Sorumuzu alalım. Koşulumuzu yazdık. Eksi a küp 3. dereceden 4. dereceden eksi a üzeri 4 kök içinde dedik. Şimdi bakıyoruz b zaten nedir? Sıfırdan büyüktür. O halde dışarı çıkartalım. Şöyle diyelim. 3. dereceden artı mutlak değerce eksi a artı yine mutlak değerce eksi b şeklinde çıkartıyoruz. Bu ne olacak? Eksi a olarak dışarı çıkacak tek kuvveti olduğu için. Şimdi mutlak değer dışına nasıl çıkması lazım? A sıfırdan küçük olduğuna göre eksi olarak çıkacak. Eksi a mutlak değer dışına sıfırdan büyük olduğu için artı olarak çıkacak. O halde ne oldu? B eksi 2a olarak sonucu bulmuş olacağız. Yani sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Dördüncü dereceden kök 2 üzeri x eksi 2 eşittir. Üçüncü dereceden kök 4 üzeri 1 eksi x olduğuna göre x kaçtır? Şimdi sorumuzu alalım. Burada kökten kurtulmak için öncelikle sağ taraftaki ifadeyi 2'nin kuvveti şeklinde yapalım ki tabanlar aynı olsun. Dört üzeri 1 eksi x dedik. O halde 4. dereceden kök 2 üzeri x eksi 2, 2'nin karesi şeklinde yazarsak 3. dereceden kök 2 üzeri 2 eksi 2x. Şimdi kökten kurtulmak için ne yapalım? Paydaya 4'ü getirelim. 2 üzeri 2 eksi 2x bölü 3. Görüyoruz ki tabanlar birbirine eşit. O halde üstleri eşitleyebilirim. X eksi 2 bölü 4 eşittir. 2 eksi 2x bölü 3. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3x eksi 6 eşit. 8 eksi 8x. 8x'i bu tarafa atalım. Toplayalım. 11x eşit 14. X'i yalnız bırakmak için her tarafı 11'e böldük. X eşit 14 bölü 11 olarak sonucu buluruz. Sorumuzun cevabı C şıkkımız olacaktır. Kök 7 eksi kök 2 çarpı kök 7 artı kök 2 çarpımının sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kök dereceleri aynı. Arada çarpım var. O halde biz tek kök içinde bu ifadeyi yazabiliriz. Önce bu şekle getirelim. Tek kökte yazalım.
7 eksi kök 2 çarpı 7 artı kök 2. Görüyoruz ki iki kare farkının eşiti şeklinde verilmiş. O halde ne yapacağız? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi şeklinde yazabiliriz. 7'nin karesi eksi kök 2'nin karesi kök içinde. 7'nin karesi 49 eksi 2 ile kök gitti kare ile 2. Çıkarttığımız zaman kök 47 olarak sonuca ulaşmış oluruz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Kök içinde 0 tam %64 artı yine kök içinde 0 tam %4 eksi kök içinde 1 tam %44 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu soruyu iki şekilde de yapabilirsiniz. Her ikisini de göstereyim. Hangisi kolayınıza giderse. Şimdi 0 tam %64'ü nasıl yazabiliriz? 64 bölü 100 artı 4 bölü 100 eksi 144 bölü 100. 64 8'in karesi, 10 100'ün karesi. O halde dışarıya yazalım hatta şöyle 10'un karesi. 2'nin karesi, 10'un karesi, 12'nin karesi, 10'un karesi. 8 diye dışarı çıkacak, 10 diye 8 bölü 10 artı 2 bölü 10 eksi 12 bölü 10. 8 2 daha 10 eksi 12 daha eksi 2 bölü 10. Bu da neye eşittir? Eksi 0 tam 10'da 2'ye. Bir böyle çözebilirsiniz. Bir ikincisi 0 tam 64. 64'ü 8'in karesi olduğunu eğer biliyorsak 0.8 karesi. 4'ün 2'nin karesi olduğunu bildiğimize göre 0 tam 10'da 2'nin karesi. Eksi 1.44'ünde 144'ün 12'nin karesi olduğunu biliyorsanız 1.2'nin karesi şeklinde yazabilirsiniz. Buradan 0 tam 10'da 8 artı 0 tam 10'da 2 eksi 1 tam 10'da 2 yine 1 yapar. 1'den çıkartırsak eksi 0 tam 10'da 2 olarak yine sonucu bulursunuz. Hangi yol daha kolayınıza gelirse kullanabilirsiniz. O halde sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız olacak. Dördüncü dereceden kök 2, üçüncü dereceden kök 2 ve kök 2 ifadesinin eşiti hangisidir? Şimdi iç içe kökler olduğu zaman biliyoruz ki içten dışarıya doğru gideceğiz. Ve dışarı doğru çıkarttığımız zaman dıştaki sayıya içteki kökün derecesini vereceğiz. Ve en son kaç tane kök varsa hepsinin derecesini kök çarpımı olarak yazacağız. Dedik. Üçüncü dereceden kök 2 ve tekrar 2. Şimdi içten dışa doğru gidiyoruz. O halde buradaki 2 olduğuna göre içtekinin derecesi ne olacak? 2'nin karesi. En dıştakini yazdım. Geldik buraya. 2. Hem 2 hem üçüncü dereceden var. O halde üstü 2 çarpı 3 olacak. Dördüncü dereceydi. Biz açtığımızda kaç tane kök açtık? İki tane. Dereceleri nedir? 3 ve 2. O halde çarpı 3 çarpı 2. 3 kere 4 12. 2 tane 12. 24. dereceden kök. Tabanları aynı. 2 kere 3 6. 8 9. 2 üzeri 9. Bunları 3'e bölebiliriz. O halde 3'e bölersek 8. dereceden kök 2 üzeri 3. 2 üzeri 3'te 8 olduğuna göre 8. dereceden kök 8 olarak sonucu bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı 5 olacaktır. 3. dereceden kök 2, 5. dereceden kök 2 eşittir. 5. dereceden kök 2, 3. dereceden kök x olduğuna göre x kaçtır?
Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey yine aynı mantıkla içeriden dışarı doğru kökleri açacağız. Üçüncü dereceden dedik iki. O halde dışarı çıkarttım. Bu ikinin üstüne demek ki 2 üzeri 5 çarpı 2. Aynı şekilde burayı da ne yapacağız? Kökün derecesini 5 ile çarpacağız. Geldik bu tarafa. X'i çıkardık. O halde 2'nin üzeri 3 çarpı X. 5'ti. Üçüncü derece açtığımıza göre çarpı 3. Ne yaptı? 15. dereceden kök. 2 üzeri 5. 2 üzeri 1 daha 2 üzeri 6. Yine 15. dereceden kök. 2 üzeri 3 çarpı x. Köklerin dereceleri aynı olduğuna göre bunları kaldırabiliriz. O halde 2 üzeri 6 eşittir 2 üzeri 3 çarpı x. 2 üzeri 3'ler sadeleşir. 2 üzeri 3 eşit x. Yani x buradan 8 olarak bulunmuş olur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Şimdi arkadaşlar kök x artı kök x artı kök x artı devam eden sonsuz bir kök görüyoruz. Eşittir 7 olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi sonsuz köklerde hemen ne yapıyoruz? Bunu görelim. Devam edip gidiyor dedik. O halde biz bu kısma ne diyeceğiz? 7. O halde diyorum ki ne kalacak kök içinde? X artı 7 eşit 7. Kökten kurtulmak için ne yaparız? Her iki tarafın karesini alıyorum. O halde x artı 7 eşit 49. 7'yi bu tarafa atalım. X eşit 42 olarak sonucu bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız olacaktır. Kök 12 eksi kök 12 eksi kök 12 şeklinde yine devam eden sonsuz bir kök eşit x. Sonsuz kökünün değeri kaçtır? Yine sorumuzu hemen alalım. Devam ediyor. Eşit x dedik. O halde şu ifadeye x diyorum. Ne oldu? 12 eksi x kök içinde eşit x. Yine kökten kurtulmak için her iki tarafın karesini alalım. 12 eksi x eşit x kare. Bunları eşitliğin diğer tarafına atarsam x kare artı x eksi 12 eşit 0. O halde bu denklemin köklerini bulalım. Çarpımları eksi 12, toplamları artı 1 olacak sayılar nelerdir? 4 ile 3'tür. O halde x eksi 3, x artı 4 şeklinde açarız. Buradan x eksi 3 eşit 0 ise x eşit 3, x artı 4 eşit 0 ise x eşit eksi 4 buluruz. Yalnız kökümüz nedir? Çift derecedendir. O halde ne almamız lazım? Pozitif. Demek ki eksi 4'ü alamayız. Sorumuzun cevabı x eşit 3 olacak. Yani şıklara baktığımızda A şıkkı buradaki cevabımız. Kök içinde 6 artı 2 kök 5 artı yine kök içinde 6 eksi 2 kök 5 işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar, konu yine anlatımlarından hatırlarsınız ki bu özel bir ifadedir. Eğer içteki kökün içinde iki sayısı varsa bizim yapacağımız şudur. Çarpımları 5 olan, toplamları 6 olan sayılardır. Çarpımları 5 olan sayılar nedir? 5 ile 1 ve 5 ile 1'in toplamı yine 6'yı 5 çarpı 1'in çarpımı da 5'i verecektir. O halde biz bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. Kök 5 artı kök 1 artı kök 5 eksi
kök 1. Parantezleri açalım. Kök 5 artı kök 1 dediğimizde 1 artı kök 5 eksi 1. Artı 1 eksi 1 gitti. 2 kök 5 olarak sonucu buluruz. Yani sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız olacak. Kök içinde 4 eksi kök 7 eksi yine kök içinde 4 artı kök 7 işleminin sonucu kaçtır? Önce sorumuzu alalım. Arkadaşlar az önceki soru gibi bakın şurada eğer bir 2 olsa çarpımları 7 toplamları 4 olabilecek sayılar şeklinde de düşünülebilir. O halde şunu yapabiliriz. Biz kök 2 ile bu ifadeyi çarpıp kök 2'ye bölersek bunun herhangi bir değerinde değişim olmayacaktır. O halde şöyle diyelim kök 2 ile çarp ve böl diyelim. Hemen çarpalım kök 2 ile. Ne olacak o halde? 8 eksi 2 kök 7 eksi bunu da çarpalım. 8 artı 2 kök 7 ve kök 2'ye bölelim demiştik. Bölü kök 2 diyelim. Şimdi bakıyoruz. Çarpımları ne olacak? 7. Toplamları 8. O halde bu sayılar nelerdir? 7 ile 1. Çarptığımız zaman 7, topladığımız zaman 8'i verecek. O halde yazıyorum. Kök 7 eksi kök 1 eksi kök 7 artı kök 1. İşareti de şuradakilere göre, bu işarete göre yazıyoruz. Böyle aşağıda ne var yine? Kök 2. Parantezleri açalım. Kök 7 eksi 1 eksi kök 7 eksi 1 bölü kök 2. Kök 7'ler ne yaptı? Gitti. Eksi 2 bölü kök 2. Paydada köklü ifade bırakmıyoruz. O halde eşleniği olan kök 2 ile çarparsak ne olacak? Eksi 2 kök 2 bölü 2. İkileri sadeleştirdiğimizde sonucu eksi kök 2 olarak bulmuş olacağız. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız. Kök içinde 3 artı kök x eksi kök içinde 3 eksi kök x eşittir. Kök 2 olduğuna göre x kaçtır? Yine sorumuzu alalım. Eşit kök 2 dedik. Şimdi arkadaşlar her iki tarafın burada karesini alalım. Parantez kare. Bir tam kare olduğunda ne yapıyoruz? Birincinin karesi. Birincinin karesi dediğimde kök gider. 3 artı kök x. Eksi 2 çarpı birinci ile ikincinin çarpımı. Hemen bunları yazalım. 3 artı kök x. 3 eksi kök x. Artı ikincinin karesi. İkincinin karesinden yine gitti. 3 eksi kök x eşittir. Burada ne kaldı? 2. Şimdi bakıyorum. Artı kök x eksi kök x gitti. 3, 3 daha 6 eksi 2 çarpı 3 artı kök x 3 eksi kök x eşit 2. Şimdi şuraya baktığımızda da şu ifadeyi biz yine tek kök içinde yazabiliriz gördüğünüz gibi. Çünkü dereceler aynı ve çarpım durumunda. O halde böyle yazarsak ve bunu eşitliğin bu tarafına 2'yi de böyle alayım. 6 eksi 2 eşittir. 2 çarpı kök içinde 3 artı kök x 3 eksi kök x. Burası 4 eşittir 2 çarpı. Şuraya baktığımızda yine nedir? Bir kare farkının açılımıdır. O halde birincinin karesi eksi ikincinin karesi şeklinde yazarsam ne olacak? 9 eksi x.
Şu ikileri sadeleştirdik. 2 eşittir 9 eksi x'in karekök. Şimdi ne yapalım? Her iki tarafın karesini alıp bu kökten kurtulalım. 4 eşit 9 eksi x. X'i böyle 4'ü bu tarafa atarsak x'i 5 olarak bulmuş olacağız. O halde sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız olacaktır. Kök 5 artı 1 bölü kök 10 artı kök 5 artı kök 2 artı 1 işleminin sonucu kaçtır? Yine sorumuzu alalım. Şimdi arkadaşlar, yukarıda zaten kök 5 artı 1 var. Aşağıyı buna benzetmeye çalışacağım. Onu da nasıl yazabilirim? Kök 2 çarpı kök 5 şeklinde yazabilirim. O halde kök 5 artı 1, kök 5 çarpı kök 2 artı kök 5 artı kök 2 artı 1. Şimdi şurada kök 5 parantezini alabiliriz. O halde alalım. Kök 5 artı 1 dedik. Kök 5 parantezinde ne olacak? Kök 2 artı 1. Ne kaldı? Artı kök 2 artı 1. Şimdi kök 2 artı 1'ler ortak. O halde kök 2 artı 1 parantezini alırsam. Kök 2 artı 1 parantezinde kök 5 artı 1. Kök 5 artı 1'ler birbirini götürdü. Ne kaldı o halde? 1 bölü kök 2 artı 1. Biz ne yapalım? Paydada köklü ifade kalsın istemiyoruz. Eşleniğine çarpalım. Kök 2 eksi 1 ile. Çarptığımız zaman yukarısı kök 2 eksi 1 bölü çarptığımızda 2 eksi 1. Yani sonuç kök 2 eksi 1 şuradan da 1 geleceği için bulunmuş olur. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkımızdır. X bölü kök 2 eksi kök 2 eşittir. X bölü kök 3 eksi kök 3 olduğuna göre x kaçtır? X bölü kök 2 eksi kök 2 x bölü kök 3 eksi kök 3. Şimdi arkadaşlar x terimleri bir tarafta, sabit terimleri bir tarafta toplayalım. O halde x bölü kök 2 burada dursun. X bölü kök 3 eksi olarak bu tarafa gelsin. Eşittir. Kök 2 bu tarafa artı diye geçecek. Eksi kök 3 zaten sağ tarafta. Şimdi paydalarını bunların eşitleyelim. Ne yapalım? Kök 3 ile ve kök 2 ile çarpalım. X parantez dışına alayım. Ne olacak? Kök 3 eksi kök 2 bölü aşağıya çarptığımızda kök 6 eşittir. Kök 2 eksi kök 3. O halde burada bir içler dışlar çarpımı yapıp sonra her iki tarafı kök 2 eksi kök 3'e böldüğümüzde işaretler farklı. O halde ne yapmamız lazım? Bir eksi parantezini alarak bu işlemi yapabiliriz. Bunu burada çevirdiğimiz takdirde şöyle alayım. X çarpı diyelim hatta. Kök 6 dedik. Her iki tarafı bölersek. İşaret değiştiriyorum. Eksi parantezine aldım. Kök 2 eksi kök 3. Bunlar birbirini götürdü. O halde x eşit eksi kök 6 olarak sonuca ulaşmış oluruz. Sorumuzun doğru cevabı şıklarımızda D şıkkında görüyoruz. 3 kök 6 artı 4 kök 3 bölü 2 kök 6 artı 3 kök 3 işleminin sonucu kaçtır? Yine sorumuzu öncelikle alalım. Kök 6 artı 3 kök 3. Şimdi arkadaşlar köklerin önündeki sayıları kök içine alalım. Alırken ne yapacağız? Derecesi 2 olduğu için üstü 2 olarak bu sayıları içeri alalım.
3'ün karesi çarpı 6 artı 4'ün karesi çarpı 3, 2'nin karesi çarpı 6 artı 3'ün karesi çarpı 3. 3'ün karesi 9, 6 ile çarptık 54. 4'ün karesi 16, 3 ile çarptık 48. 4, 6 ile çarptık 24. 3 kere 3, 9. 3, 9, 27. Şimdi baktığımızda eğer üst tarafı kök 2 parantezine alırsak aşağıdaki ifadenin aynısını elde etmiş oluruz. O halde yukarıyı kök 2 parantezine alırsam kök 27 artı kök 24, aşağıda kök 24 artı kök 27 vardı. O halde bunlar birbirini götürür. Sonucu kök 2 olarak buluruz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız olacak. 40 bölü kök 5 sayısı, kök 5 sayısının kaç katıdır? Arkadaşlar kat sorularında, üstü sayılarda da bunu yapmıştık. Ne yapacağız? Oranlayacağız. Yani böleceğiz. Bölü kök 5, kök 5 sayısının kaç katı? O halde ne yapıyorum? 40 bölü kök 5 çarpı, ters çevirip çarpıyoruz. Kök 5 ile kök 5'i çarptık. 5, 40 bölü 5, 8. Demek ki bu sayının 8 katı olacaktır diyoruz. Sorumuzun cevabı B şıkkı. 1 eksi kök 3'ün karesi artı 4 artı 2 kök 3 işleminin sonucu kaçtır? Sorumuzu alalım. Bir tam kare ifade var. Parantezi açalım. Birinci ifadenin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı kök 3'ün karesi çarpı, burayı aynen yazalım, 4 artı 2 kök 3. 1, buradan 3 gelecek, topladık. 4 eksi 2 kök 3 çarpı 4 artı 2 kök 3. Bakıyorum, 2 kare farkı şeklinde bu ifadeyi yazabilirim. O halde birincinin karesi eksi 2 kök 3'ün karesi. 4'ün karesi 16, 2'nin karesi 4, kök 3 kare gidince 3 çıktı, 3 kere 4, 12 çıkarttığımız zaman sonucu 4 olarak buluruz. Sorumuzun cevabı D şıkkımız olacaktır. Kök 96 artı kök 24 bölü kök 54 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bu tarz sorularda hemen çarpanlarını ayıracağız. Köklerin içinin aynı olması lazım ki işlem yapabilelim. Bu tip sorularda genelde kök içindeki en küçük sayı hangisi ise onu ayırarak başlarsanız işe daha rahat çözebilirsiniz. Şöyle alalım. 24. 54. Şimdi 24'ü 4 çarpı 6 şeklinde ayırabilirim. O halde 54'ü de yine 6 çarpı 9 şeklinde ayırabiliriz. 96'yı da 16 çarpı 6 şeklinde ayırabiliriz. O halde yazalım. 16 çarpı 6 artı 4 çarpı 6, 9 çarpı 6. 16 4'ün karesidir. O halde 4 kök 6. 4 2'nin karesi 2 kök 6. 9 3'ün karesi 3 kök 6. 4 2 daha 6 kök 6 bölü 3 kök 6. 6'yı 3'e bölersek sonucu 2 olarak buluruz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız olacaktır. Kök içinde 0 tam %81 artı yine kök içinde 0 tam %64 bölü kök içinde 0 tam %25 artı kök içinde 0 tam %4 eksi kök içinde 0 tam
%9 bölü kök içinde 0 tam %49 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bunu daha önce de ondalıklı sayılarla soru çözdük. İsterseniz direkt hangi sayının karesi olduğunu biliyorsanız çıkartabilirsiniz. İsterseniz işte 0 tam %81 dedik. Ne yazabiliriz? 81 bölü 100 şeklinde yazıp yine işlem yapılabilir. Artı 64, 25, 81 9'un karesi olduğuna göre 0 tam onda 9 artı 8'in karesi 64 olduğuna göre 0 tam onda 8 bölü 5'in karesi 25 olduğu için 0 tam onda 5 yine 4'ün karesi olduğu için 0 tam onda 2 geldik 9 3'ün karesidir 0 tam onda 3 yine 7'nindir 0 tam onda 7 9 7 daha ne yapacak? 1 tam onda 7 topladık 0 tam onda 7 eksi 0 tam onda 3 bölü 0 tam onda 7. Faydalar eşit. O halde 1 tam onda 7'den 0 tam onda 3'ü çıkartalım. 1 tam onda 4 bölü 0 tam onda 7. Virgülleri atarsak 14 bölü 7. Bu da ne olacaktır? 2 olarak bize sonucu verecektir. Sorumuzun cevabı E şıkkımız olacak. Kök 3 eksi 2'nin 8. kuvveti çarpı kök 3 artı 2'nin 9. kuvveti işleminin sonucu kaçtır? Kök 3 eksi 2'nin 8. kuvveti kök 3 artı 2'nin 9. kuvveti. Şimdi arkadaşlar şunu ayıralım. Kök 3 eksi 2'nin 8. kuvveti çarpı kök 3 artı 2'nin 8. kuvveti çarpı kök 3 artı 2 şeklinde yazabiliriz. Değil mi? Tabanları aynı. Üstleri topladığımızda 9'u elde ederiz. Şimdi bunların her ikisinin üstü 8 olduğuna göre birlikte ortak parantezi alalım. Kök 3 eksi 2 kök 3 artı 2'nin 8. kuvveti çarpı kök 3 artı 2. Görüyoruz ki nedir? 2 kare farkı şeklinde yazabilirim. O halde birincinin karesi yani kök 3'ün karesi eksi 2'nin karesi çarpı kök 3 artı 2. Kök 3'ün karesi 3 eksi 2'nin karesi 4 üzeri 8 çarpı kök 3 artı 2. 3 eksi 4 eksi 1. Eksi 1'in 8. kuvveti çift kuvvet olduğu için ne gelecek? Artı 1 çarpı kök 3 artı 2'den. Demek ki sonuç kök 3 artı 2 olarak bulunacak. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız olacak. 3 kök 98 eksi 2 kök 72 eşittir. X kök 18 olduğuna göre X kaçtır? Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey kök içini aynı olabilecek şekilde bu ifadeyi çarpanlarına ayırmak. 2 kök 72 x kök 18. Burada en küçükten başlarsak daha rahat olur. 2 çarpı 9 diye ayırırsak 2 çarpı 36 2 çarpı 49 şeklinde ayırabiliriz. O halde 3 çarpı 2 çarpı 49 eksi 2 çarpı 36 2 çarpı 9 49 7'nin karesi olduğu için 7 diye dışarı çıkıyor 3 çarpı 7 kök 2 2 çarpı 36 6'nın karesi 6 diye çıkıyor kök 2 x çarpı 9 3 diye çıkıyor 3 çarpı x kök 2 3 kere 7 21 kök 2 eksi 12 kök 2 eşittir 3x kök 2 21'den 12'yi çıkarttık. 9 kök 2 eşittir 3x kök 2.
kök 2'ler gitti. Her iki tarafı 3'e bölersek x eşit 3 olarak sonucu bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. 3 üzeri x üzeri 5 eşittir 9 kök 3 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi amacımız hep nedir arkadaşlar? Bunu üstü sayılarda da görmüştük. Tabanları aynı yazmak. O halde sol taraf 3 tabanına göre olduğuna göre sağ tarafı da 3 tabanına göre toparlayalım. Eşittir 9 kök 3 dedik. Şunu çarparsak 3 üzeri 5x. 9'u 3'ün karesi olarak yazabiliriz. Çarpı 3'ü de burada görünmeyen hani ikimiz olduğu için ne diyoruz? 1 bölü 2. Tabanları aynı, üstleri toplayalım. 3 üzeri 5x eşittir. 2 kere 2 4, 1 daha 5. 3 üzeri 5 bölü 2. O halde tabanları aynı. Her iki tarafı birbirine eşitlersek 5x eşittir 5 bölü 2. Buradan x eşit 1 bölü 2 olarak sonucu bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız olacaktır. Kök 3 sayısının yaklaşık değeri 1.7 olduğuna göre kök 243 eksi kök 27 ifadesinin yaklaşık değeri kaçtır? Şimdi burada da yapacağımız şey, demek ki kök 3'ü bildiğimize göre öyle bir çarpanlarına ayıralım ki 3 çarpı tam olarak kök dışına çıkabilecek bir sayı olarak bunu bölelim. ...1.7 dedik. Eksi kök 27. Şimdi 3 çarpanı şeklinde yazacağımıza göre 243'ü nasıl ayırabiliriz? 81 çarpı 3 şeklinde ayırabiliriz. Bunu da 3 çarpı 9 şeklinde ayıralım. 81 9'un karesi olduğu için dışarıya nasıl çıkacak? 9 kök 3 eksi 9 da dışarıya 3 diye çıkıyor. 9'dan 3 çıktı. 6 kök 3. Şimdi kök 3'ün değerini biliyoruz. Nedir? 1.7. O halde 6 çarpı 1.7. 6, 7, 42, 6. Demek ki 10.2 olarak sonucu bulacağız. O halde sorumuzun doğru cevabı 10.2'nin olduğu E şıkkımız olacak. 0.9 kök içinde eksi kök içinde 0.4 bölü 0.5 çarpı 0.2 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar alt tarafta görüyorsunuz bir çarpım var. Kök dereceleri aynı olduğu için biz bu sayıları birlikte yazabiliriz. Şöyle yapalım. Öncelikle bunu 0.9 olduğuna göre 9 bölü 10 yine 4 bölü 10 aynı şekilde tek kök içinde 5 bölü 10 çarpı 2 bölü 10 olarak yazabiliriz. Yukarısı dışarıya 3 kök 10 eksi 2 kök 10 olarak aşağıya çarptığımızda 2 kere 5 10, 10 kere 10 100 yani ne olacak? 1 bölü kök 10 olacak. 3'ten 2 çıktı 1 bölü kök 10 bölü aşağısı da 1 bölü kök 10. O halde sonucumuz buradan 1 olarak bulunmuş olacak. Doğru cevabımız A şıkkımız. Gördüğümüz gibi. Kök 5 eksi kök 3 bölü kök 10 eksi kök 6 işleminin sonucu kaçtır? Hemen sorumuzu alalım.
aşağıyı kök 2 çarpı kök 3, yine onu da kök 2 çarpı kök 5 şeklinde yazabiliriz. Kök 2 çarpı kök 5 eksi kök 3 çarpı kök 2. Şimdi bakıyoruz kök 2'ler ortak. O halde kök 2 parantezini alırsak ne olacak? Kök 5 eksi kök 3. Şu ikisi gitti. Ne kaldı? 1 bölü kök 2. Paydada köklü ifade bırakmıyorduk. O halde eşleniği olan kök 2 ile çarparsak kök 2 bölü 2 olarak sonucu bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. 8 kök 10 eksi 30 kök 2 bölü 2 kök 40 eksi 3 kök 50 işleminin sonucu kaçtır? Yine sorumuzu alalım. Eksi 3 kök 50 dedik. Şimdi aşağıyı 4 çarpı 10 yine burayı da 4 çarpı 25, 2 çarpı 25 şeklinde yazabiliriz. O halde yazalım. 10 eksi 30 kök 2, 2 çarpı kök içinde 4 çarpı 10 eksi 3 çarpı kök içinde 2 çarpı 25. 8 kök 10 duruyor. Eksi 30 kök 2. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 de önünde var, artık direkt çarpalım. 4 kök 10. Eksi 25 dışarı 5 diye çıkar. 3 ile çarptık. 15 kök 2. Yukarıya 2 parantezini alabilirim. O halde 4 kök 10 eksi 15 kök 2 bölü aşağısı 4 kök 10 eksi 15 kök 2. Bunlar birbirini götürür. Sonuç 2 olarak bulunmuş olur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız olacaktır. A bir gerçel sayı olmak üzere 2 eksi kök 2 A artı A kare çarpı A artı kök 2 eşittir 2 kök 2 eksi 8 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu alalım ve üstünde konuşalım. Şöyle bakalım. Burada gördüğümüz ifade birincinin karesi var. Birinci ile ikincinin çarpımı var. Ve ikincinin karesi var. Yani bu nedir? A kök 2'nin A artı kök 2'nin üçüncü kuvveti ya da daha doğrusu şöyle söyleyelim. Üçüncü kuvveti. Peki. Böyle yazalım. Şimdi bunu toparlayalım. O halde diyorum ki üçüncü kuvveti artı kök 2'nin üçüncü kuvveti. Yani a küp artı b küp şekline getirdik. Bu taraf nedir? 2 kök 2 eksi 8. Şimdi a küp aynen duruyor. Üçüncü kuvvetini alırsak 3 tane kök 2'yi çarptığımızda 2 tanesini çarptığımızda 2, bir tane daha olduğu için ne olacak? 2 kök 2 eşittir 2 kök 2 eksi 8. Şu iki kök 2'ler birbirini götürdü. O halde a küp eşit eksi 8. Buradan a eşit eksi 2 olarak bulmuş olacağız. Sorumuzun cevabı a şıkkımız olacaktır. Kök içinde 5 eksi kök 21 ifadesi hangisine eşittir? Yine sorumuzu önce alalım. Arkadaşlar daha önce bu tarz soru yapmıştık. Önünde bir 2 olduğunu da biliyorsunuz. O halde ben bu ifadeyi kök 2 ile hem çarpayım hem böleyim. Kök 2 ile çarptığımız zaman ne olacak? 10 eksi 2 kök
21 bölü kök 2. Aynı şekilde bir de kök 2'ye bölüyoruz. O halde çarpımları 21, toplamları 10 olan sayıları düşünüyoruz. Çarpımları 21, 3 ile 7. 3 ile 7'yi topladığımızda da ne olacaktır? Onu verecektir. O halde ifademiz kök 7 eksi kök 3 bölü kök 2 şeklinde sonuca ulaşmış oluruz. Şıklarımıza baktığımızda A şıkkında doğru cevabımızı görüyoruz. Kök 7 eksi kök 3 bölü kök 2. X küçük y küçük 0 olmak üzere kök içinde x kare eksi 2yx artı y kare artı mutlak değer x artı y ifadesinin eşiti hangisidir? Şuraya koşulumuzla koyalım. Demek ki her ikisi nedir? Negatif sayılardır. X, Y de sıfırdan küçük. Kökün içindeki ifadeye baktığımızda X kare eksi 2XY ya da YX artı Y kare nedir? Bir tam kare, yani X eksi Y'nin karesidir. O halde kök içindeki ifadeyi X eksi Y'nin karesi şeklinde yazalım. Köklen 2 gidecek. Dışarıya nasıl çıkacak? Mutlak değerci çift olduğu için. Peki x, y de negatif. O halde ne açacağız? Bunları negatif olarak açacağız. Negatif olarak açarsak eksi x artı y eksi x eksi y olacak. Toparlayalım. Y'ler gitti. Sonuç eksi 2x olarak bulunmuş olacak. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Sıfır tam %36 kök içinde artı kök içinde bir tam %21 eksi kök içinde bir tam %69 bölü sıfır tam onda 2 işleminin sonucu kaçtır? Yine sorumuzu alalım. Şimdi 0 tam 36'yı 36 bölü 100 artı 121 bölü 100 eksi 169 bölü 100 şeklinde yazabiliriz. Aşağısı ne olacaktır? 2 bölü 10. 36 6'nın karesi olduğu için dışarı nasıl çıkacak? 6 bölü 10. 121, 11'in karesi 11 bölü 10, eksi 169, 13'ün karesi 13 bölü 10, bölü 2 bölü 10. 6, 11 daha 17, 17'den 13 çıkartıyoruz, 4 bölü 10. Alttaki kesri ters çevirelim, 10 bölü 2. O halde sonuç 2 olarak bulunmuş olacak. Yani sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Üçüncü dereceden kök 9 üzeri x eksi 2 eşit 81 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi hem kökün içini hem de sağ tarafı 3'ün kuvveti olarak öncelikle yazalım. Üçüncü dereceden kök 9 üzeri x eksi 2 eşit 81 dedik. 9 3'ün karesi, o halde 3 üzeri 2 diye yazarsak 3 üzeri 2x eksi 4 3. dereceden eşittir. 81 de 3'ün 4. kuvveti 3 üzeri 4. Şimdi kökten kurtulmak için 3 üzeri 2x eksi 4 bölü 3 eşit 3 üzeri 4 dedik. Tabanlar aynı. O halde üstleri birbirine eşitlersek 2x eksi 4 bölü 3 eşit 4. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2x eksi 4 eşit 12. 4'ü bu tarafa atalım. 16. Her tarafı 2'ye böldük. X buradan 8 olarak bulunmuş olacak. Sorumuzun doğru cevabı da E şıkkı olacaktır.
Kök içinde 0 tam onda 4 eksi 0 tam yüzde 4 bölü kök içinde 0 tam onda 9 eksi 0 tam yüzde 9 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi 0 tam onda 4'ten 0 tam %4'ü çıkartalım. Ne yaparız? 1 0 ekleriz. Yani 40'tan 4 çıkartırsak 0 tam %36. Aşağıda da 0 tam onda 9'dan yine 0 tam %9'u çıkaracağız. 1 0 eklediğimizde aşağısı ne olacak? 0 tam %81. O halde yukarısı 36 nedir? 6'nın karesidir. İsterseniz yine az önce söylediğim gibi 36 bölü 100, 81 bölü 100 şeklinde yazıp yine dışarı çıkarabiliriz. Çıkarttığımızda 0 tam onda 6 bölü, 81 de 9'un karesi, 0 tam onda 9. O halde 6 bölü 9. Bu da her ikisi 3 ile sadeleştiğine göre en sade şekliyle 2 bölü 3 olarak sonucu bulmuş oluruz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. 6 parantezinde kök 3 eksi 1 bölü 3 eksi kök 3 işleminin sonucu kaçtır? Bölü kök 3 dedik. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada kök 3 parantezine şunu alsak, alt tarafı. Kök 3 parantezine alırsam ne olacaktır? Bunun yerine 1. Eğer bunu da kök 3 yazarsam, kök 3 ile kök 3'ün çarpımından yine 3'e elde edeceğim. O halde kök 3 eksi 1 şeklinde yazabilirim. Bunlar birbirini götürdü. 6 bölü kök 3. Eşleniğiyle çarpalım. Paydada kök diye ifade istemiyoruz. O halde 6 kök 3 bölü 3. 6 ile 3 sadeleşir. Sonuç 2 kök 3 olarak bulunmuş olur. Yani sorumuzun cevabı A şıkkıdır. X eşit kök 3. Y eşit 3. dereceden kök 6. Z eşit 6. dereceden kök 18 olduğuna göre sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada sıralama yapabilmemiz için köklerin derecelerini öncelikle eşitlememiz gerekiyor. En büyük 6 olduğuna göre diğerlerini ne yapalım? 6'ı da eşitleyelim. Şimdi bunun derecesi zaten 2. O halde neyle çarpmam lazım? 3 ile. Yani 3 çarpı 2 diyelim şöyle. O halde içeriği de kaçla çarpmam gerekiyor? Neyle çarptıksa içeriği de aynı şekilde çarpmamız gerekiyor. 3 üzeri 3. Geliyorum buraya. Derecesi 3. 6 yapmak için 2 ile çarpacağım. Yine içeriği de ne yapıyorum? İkinci kuvvetini alıyorum. Bunu ne yapalım? Aynen bırakalım. 2 kere 3 6. 3'ün 3. kuvveti 27. Geldik buraya. 6. 6'nın karesi 36. Yine 6. dereceden kök 18. Küçükten büyüğe sıralanmış. O halde en küçük olan nedir? İçi en küçük olan 18 olduğuna göre bu da Z'dir. Z küçüktür. 27 36'dan küçük olduğuna göre X o da küçük. Y olması gerekiyor. Bakalım. Z, X ve Y B şıkkında görüyoruz. Sorumuzun cevabı B şıkkı olacak. Kök içinde 58 artı kök içinde 38 eksi kök 4 bölü 4 işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar böyle iç içe kökler gördüğümüz zaman en içten dışa doğru yavaş yavaş gideceğiz. Eğer arada çarpı varsa çarpma. Toplama ya da çıkarma varsa bu işlemi yaparak devam edeceğiz.
4 2'nin karesi. O halde nasıl çıkacak? 2 diye. Eksi 2 oldu. 38'den 2 çıkardık. 36. 36 kök dışına 6 diye çıkacak. ile 6'yı topladık. 64. 64 8'in karesi olduğu için kök dışına 8 diye çıkacak. Sonucu 2 olarak bulmuş olacağız. Yani sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Kök içinde 80'in karesi eksi 64'ün karesi işleminin sonucu kaçtır? Gördüğümüz gibi 2 kare farkı. O halde bunu hemen şu şekilde yazalım. A kare eksi B kareyi nasıl açıyorduk? A eksi B, A artı B. O halde 80 eksi 64 çarpı 80 artı 64 diyelim. 80'den 64'ü çıkarttık. 16 çarpı 80 ile 64'ü topladık. 144. 16 kök dışına 4 diye, 144 kök dışına 12 diye çıktığı zaman demek ki sonucu 48 olarak bulmuş olacağız. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Kök içinde 16 bölü 49 eksi 10 bölü 7 artı 25 bölü 16 işleminin sonucu kaçtır? Sorumuzu alalım. Arkadaşlar bu ifadeyi bir tam kareye çevirebilirim. 4 bölü 7'dir. Nedir? 5 bölü 4'tür. 4 bölü 7 şöyle diyelim ve 5 bölü 4 dedik. Çarptığımız zaman 20 bölü 28 iki katını da alacağımıza göre yani bunlar gidecek aslında 5 bölü 7 iki katını aldığımızda 10 bölü 7 ortadakini bulacağız. O halde bunu bir tam kareye öncelikle dönüştürelim. O halde diyoruz ki hemen eksi 2 çarpı 4 bölü 7 çarpı 5 bölü 4 artı 5 bölü 4'ün karesi kök içinde yazabiliriz. Peki, şimdi bunu tam kare dediğimize göre 4 bölü 7 eksi 5 bölü 4'ün karesi diyelim. Bu dışarı nasıl çıkacak? Çift kuvvet olduğu için mutlak değerce çıkardık. Hemen payda eşitleyelim. 4 ile ve 7 ile 16 eksi 35 bölü 28 mutlak değerce. Hemen 35'ten 16'yı çıkartalım. 25, 20 eksi 19 bölü 28. Mutlak değer dışına artı çıkacağına göre o halde sonuç 19 bölü 28 olarak bulunmuş olacak. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Kök içinde 2000 çarpı 2026 artı 169 ifadesinin değeri kaçtır? Burada arkadaşlar bir kolaylık olarak mesela 2000 sayısına A gibi bir değer verelim. A diyelim. Veya X diyelim. T diyelim. Bu size kalmış. Diyorum ki 2000 eşit X olsun. O halde 2026 ne olacaktır? X artı 26 olacaktır. Şimdi yazalım bu değerleri. X çarpı X artı 26 artı 169. Çarpalım. X kare artı 26X artı 169. O halde baktığımızda 169 neyin karesidir? 13'ün. 13'ün iki katı 26. Demek ki bir tam kare şeklinde yazabilirim. Yani nedir? X artı 13'ün karesi.
Bu da dışarıya o haline çıkacak. X artı 13 olarak. Peki biz X'e ne demiştik başta? 2000. O halde gelip burada X yerine 2000 yazarsam demek ki sonuç 2013 olarak bulunmuş olacak. Yani sorumuzun doğru cevabı E şıkkımız. 4 kök 3 bölü kök 3 eksi 1 eksi 6 bölü kök 3 işleminin sonucu kaçtır? Dört kök üç bölü kök üç eksi bir eksi altı bölü kök üç dedik. Şimdi eşleniyle çarpıp paydaları kökten kurtaralım. Yani kök üç artı bir ile burayı da kök üç ile çarpalım. Dört kök üç çarpı kök üç artı bir. Yine kare farkı gibi düşünelim. Yani 3 eksi 1. Eksi burayı çarptığımızda 6 kök 3 bölü 3. Şimdi çarpalım. Kök 3 ile kök 3 çarptığımızda 3. 3 kere 4 12. Artı 4 kök 3 bölü 2. Eksi 6'yı 3'e böldük. 2 kök 3. Şurada 4 parantezini alırsak. Hatta iki parantezine direkt alayım. 6 artı 2 kök 3 bölü 2 eksi 2 kök 3. Şunlar birbirini götürdü. O halde şöyle devam edelim. 6 artı 2 kök 3 eksi 2 kök 3. 2 kök 3'ler birbirini götürürse sonuç 6 olarak bulmuş olacağız. Yani sorumuzun cevabı A şıkkımız. Kök içinde eksi 2'nin dördüncü kuvveti eksi yine karekök eksi 3'ün karesi artı 3. dereceden kök eksi 2'nin 3. kuvveti işleminin sonucu kaçtır? Karesi artı. Şimdi demiştik ki çift dereceleri olduğu zaman ne yapacağız? Mutlak değerci çıkaracağız. 4 olduğuna göre kökten 2 gidecek. Ne kalacak? 2 kalacak. O halde mutlak değer eksi 2'nin karesi. Eksimizi yazdık. Geldik eksi 3'ün karesi. O halde bu da ne çıkacak? Mutlak değer eksi 3. Geldik buraya. Tek olduğuna göre direkt eksi 2 olarak çıkartıyoruz. Karesi ne gelecek? 4. Eksi dışarıya artı olarak çıktı. Eksi 2. Eksi 3, eksi 2 daha eksi 5 çıkarttık 4'ü. Eksi 1 olarak sonucu bulacağız. Yani sorumuzun doğru cevabı 5 şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar, köklü ifadelerle ilgili gördüğünüz gibi birçok çeşit soru çözdük. Bunları tekrar ederseniz bu konu çok daha iyi oturacaktır. Hepinize başarılar diliyorum.